Sıra geldi 9. sorumuza. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim vardır? A. Muz, B. Çilek, C. Kiraz, D. Portakal. Atasözü ve deyimlerde çok kötüyüm maalesef. Üzülerek söylüyorum ki. Sanki kiraz olabilir diye düşünüyorum. Hiç böyle aklımda spesifik bir atasözü ya da deyim yok ama kiraza daha yakın hissediyorum kendimi. Muz, çilek, portakal daha uzak geliyor bana açıkçası. Telefon joker hakkında... Ya şöyle, sanki hiç duymadım gibi geliyor. Yani çok içgüdüsel bir şekilde uzak geliyor aslında. Çok bir fikrim yok maalesef. Kiraz, portakal arasında şu an gidip geliyorum. Risk almak istemiyorum. O yüzden sanırım telefon joker hakkımı kullanacağım burada. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Can Can Bolat, Süleyman Melih Akkaş, Ahmet Emir Abay. Kimi arayalım? Can Can Bolat'ı arayalım. Yakınınız nedir Sena? Lisedeki tarih öğretmenimdi. Tarih öğretmeni? Evet. Umarım doğru cevabı verir. Umarım. Liseyi nerede okumuştun? Bursa'da özel bir lisede okudum. İyi akşamlar Can Bey. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Sena Eğri kaçın soruda takılmıştır sizce? Can Bey. Alo. Duyuyorsunuz değil mi beni Can Bey? Biraz zor alıyorum sesi ama. Evet. Sena sizce kaçıncı soruda takılmıştır diye sordum. Tabii dinliyorum. Can Bey, Sena 9. soruda takıldı. Evet, anlıyorum. Şu an geliyor evet. Sesiniz. Ve size danışmak istedi. Sena şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Tabii, dinliyorum. Hocam, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim vardır? A. Muz, B. Çilek, C. Kiraz, D. Portakal. Bir daha alabilir miyim soruyu? Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim vardır? Muz, çilek, kiraz, portakal. Çilek olması lazım. Çilek, tamamdır. Teşekkür ederim hocam. Çok emin bir şekilde söylemedi. O yüzden ben de emin olamadım. Çift cevabım da bu senin kadar. Senin aklından erken... ne geçiyor? Ben hala gönlümden kiraz geçiyor ama hocamın da bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Ama burada mecburen kullanacağım gibi galiba. Bilmiyorum çünkü. Çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Peki. İlk tercihin hangisi olur? İlk tercihim kiraz olur büyük ihtimal. C kiraz son kararım. Enteresan oldu. Evet, gerçekten. İyi ki kullanmışım mı diyeyim, kullanmamışım mı diyeyim bilemedim yani. Aslında evet, yani sana kalsaydı, hiç jokerin olmasaydı devam eder miydin, çekilir miydin? Yani kiraz der, devam eder miydin, çekilir miydin? Büyük ihtimal çekilirdim. Çekilir miydin? Evet. Anladım. O zaman isabetli oldu. Evet, evet, kesinlikle. Çünkü öyle olmasaydı... acaba hani hem telefon jokerin hem de çift cevap joker hakkın mı kalacaktı diye düşündüm ama evet. Devam edemezdim diyorsun. Büyük ihtimal. Daha sağlam almak isterdin. Evet. Şimdi hocanın çilek demesine rağmen sadece kiraz demek de sanırım içinde kalacaktı. Evet, kesinlikle. O yüzden de çift cevabı kullanmak istedin. Evet, evet. Ama sonuçta yine senin en başından beri söylediğin kirazmış. Güçlüymüş. Evet.
Armudun sapı, üzümün çöpü diyebiliriz. Tabii kirazın da çöpü de kullanılıyor. Üzüm versiyonu da var onun. Oradan hatırladım galiba. Öyle mi? Gerçekten, ha, evet. Muhtemelen.